Bu dönemde yani bu 2014 veya 15 yıllarını tam yanlış hatırlamıyorum. Bir de Risale-i Nur'un yasaklanması olayı var. Yani yine AK Parti döneminde ve Risale-i Nur'lar işte önce 50 yazılmış 1926'dan itibaren. Daha önce de üstadın eserleri var ama 1950'ye kadar birçok sıkıntılar yaşamış. Daha sonra işte matbaalarda basılmış, birçok sıkıntılar yaşanmış. Ama yasaklanma olayı artık bitmişti 1980'den sonra. Siz zaten o süreci daha iyi şey yaptınız. Ve o dönemde bir kısaca Risale-i yasaklanmasını da bir şey yapabilir miyiz? 2014 veya 15'li yıllar 666 gün zannediyorum değil mi? Onu da bir kısaca geçip arkasından seçimlere geleceğiz. Buyurun. Şimdi 2014 Nisan'ında başladı bu iş. Hı-hı. Ve o zamana kadar bandrol alabiliyorken, bandrolsüz kitap malum korsan kitap sayılıyor. Evet, evet. Yaptırımları var onun. Evet. Bandrol vermediler. Neden? Yani sebep ne? Diye bir risale hazırlamıştık. Vesvese risalesi. Evet. Onda patladı iş. Ve sebep olarak işte telif hakkı, yani yazarın telif hakkı ve varislerinin işte bu telif hakkı konusundaki duruşları vesaire filan diye bu mesele netleşinceye kadar bandrol vermiyoruz. Bir başka gerekçeleri de işte en azından Nur gruplarından Risale-i Nur basan diğer yayın evlerinin epeyce bir kısmının da savunduğu şey. Efendim işte bunlar Risale-i Nur sadeleştirilmesini önlemek için, engellemek için böyle bir şey yapacaklar ve bundan sonra da devlet basacak. İşte Diyanet basacak. Böyle bir şeyle ki o zaman Diyanet İşaret ve Cihaz'ı bastı önce. Sonra işte Mesnevi Nuriye'yi bastı, Sözleri bastı, Lemanları bastı. Küçük Risale'lerden bastıkları oldu. Evet. Sonraki süreçte. Şimdi bu meseleyi halletmek için bunun bir proje olduğu sonradan anlaşıldı. Güya halletmek adına devlet tekeli noktasında bir fikir sanat eserleri kanununda bir değişiklik yaptılar. Onu gündeme getirdiler. Ve Risale basımının Risale geçmiyordu madde metninde ama kastı ne olduğu çok belliydi. Ve o düzenlemeyle Risale basımının devlet tarafından tanzim edileceği, yetkinin ona verileceği bir muhteva ile hazırlandı. İşte biz o zaman Yeni Asya olarak bunun doğru olmayacağını, evet Diyanet'in basmasından memnun olduğumuzu. Bassın. Evet. Yayınevi basıyordu, sen de bas. Yani. Milli Eğitim bassın, Kültür Bakanlığı bassın. Yani bu eserlere ihtiyaç var. Yani Kur'an'ın bu zamana hitap eden tefsiri olarak. Ama bunun tekel tarzında olmasının yanlış olacağını söyledik. Ama diğer gruplarımızın bir kısmı, işte onlara ne sözler verildiyse, işte bir vakıf verilecek. Bizim kurduğumuz vakıflardan birine yetki verilecek. Ve o Risale basma yetkisini, iznini de o yetki verilen vakıf dağıtacak şeklinde. Ama sonra iş gele gele Diyanet'e ihale edildi ve Diyanet yetkilendirildi. Şimdi şunu diğer gruplarımız deyince şunu sormak istiyorum. Yani Risale-i Nur'u okuyanlar bilirler ki Bedizem Hazretleri yani benim değildir bu eserler diye. Bu eserler Kur'an'ın malıdır diye. Evet. Yani şimdi böyle okuyan kardeşlerimiz, abilerimiz nasıl bu şeyi yani kabullenebildiler bu teklifi? Çok enteresan geliyor bana yani. Zaten birçok onların bu süreçteki duruşları, tavırları vesairesi filan Risale-i Nur prensipleri açısından çok sorgulanmaya muhtaç tarafları olan daha birçok konuda da benzer şeyler var. Ve Diyanet üzerinden işin tekelleştirilmesi gündeme gelince biz buna işte karşı çıktık. Ve peki Diyanet, Diyanet dediniz de pardon. Diyanet bunu mesela kendi yayınları arasında sergiledi mi fuarlarda veya bittiği zaman yeni baskısını yaptı mı? Diyanet nasıl bir yol izledi orada? Aslında ilk başta bu konunun ilk dönemlerinde biz hatta Diyanet de mi bandrol alamıyor filan diye bir manşet atmıştık. Onun üzerine o zamanki Diyanet Başkanı Mehmet Görmez beni aradı. Dedi yani bizim bandrol sıkıntımız yok. Risale-i Nur ümmetin malıdır dedi. Yani bunu biz tekel manasında asla düşünmüyoruz. Ve inandırıcı bir şeydi bu. Yani o zaman Mehmet Görmez'in tavrı öyleydi. Ve biz sadece Diyanet olarak sadece biz basarız gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Hatta o zaman sadece İşaret-i Hicaz basılmıştı. Peşinden müjde olarak işte Mesnevi Nuriye'yi de basacağız, diğer eserleri de basacağız diye bir bilgi vermişti. Biz de onu gazetede yayınlamıştık o zaman. Sonra işin seyri farklı şekilde gelişti.
ve yetki meselesi tamam, eksik listelerle falan hatta bazı o listelerin bir kısmında bazı eserler yoktu. Bunları da gündeme getirdik falan, sonra dahil ettiler. Ama bu arada bir de devlet tekeline karşı hukuk mücadelesi başladı. Yani Yeni Asya'nın evet her zaman yaptığı mahkemeye gibi müsbet tarzda dava açtık. Bunun yanında mecliste temaslar oldu, görüşmeler oldu. Milletvekilleriyle, değişik partiler, iktidar partisi milletvekilleri dahil. Rahmetli Nurettin Topdemir'in de aktif şekilde katıldığı görüşmeler eski oldu. Eski milletvekili evet. Ve sonra çok enteresan, CHP o tekel maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bir partinin götürmesi gerekiyordu. Tabii. Anayasa Mahkemesi'ne dava açma yetkisine sahip olan ana muhalefet oluyor sadece. Sadece ana muhalefet. Evet. İktidar bu kanunu geçirdi. Evet. Ana muhalefet buna dava açabiliyor. Evet. Pardon, yüksek mahkemeye götürebiliyor. Evet. Yetki onda. Yetki onda. Ve o yetkisini bu şekilde kullandı. Ve sonra meclisteki görüşmelerde de Oktay Ekşi gibi mesela o zaman meclis başkanı mıydı Oktay Ekşi? Başkan vekiliydi galiba. CHP adına bu yasağın, bu tekel maddesinin yanlış olduğunu, demokrasiye hukuka uygun olmadığını ifade eden bir konuşma yaptı. Oktay Ekşi gibi böyle Hüsarlı'dır muarızı bildiğimiz. Rahmetli Demirel'e o köprüde çıkan üstadla ilgili beyanları sebebiyle çok ağır eleştirilerde bulunmuş olan bir insandı aynı zamanda. Hürriyet'teki köşesinde ve başka bir takım mahfillerde. Ama o, ona bile Risale-i Nur'un hukukunu savunduran bir süreç yaşandı. Ve sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti o maddeyi. Benzer bir başvuru bizim gene fikir sanat davalarına bakan mahkemeye, Ankara'daki bir mahkemeye açtığımız davada mahkeme tarafından da Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Mahkemelerin de böyle bir etkisi var. İki müracaat olmuş oldu. Ve CHP'nin başvurusundan sonra Anayasa Mahkemesi onu iptal etti. Sonra Danıştay'da o hükümetin çıkardığı kararname için yürürlüğü durdurma kararı verdi. Böylece o tekel gündemden kalkmış oldu ve herkes, İsteyen herkes orijinalde dokunmamak şartıyla ama. O hariçlerle de konuştuk biz. İşte rahmetli Abdülmecit Nursi abinin kızı Saadet Hanım. Saadet Hanım. O daha evvel hiç böyle şeylere ben hiçbir imza vermem, İsteyen bassın filan tavrı içindeydi. Ama işin bu kadar dallanıp budaklandığını görünce bizim arkadaşlarımızla rahmetli Halil Uslu'nun aktif şekilde sürece dahil olmasıyla ikna oldu ve bir muvafakatname yazdı. Ve orada orijinaline sadık kalmak kaydıyla notunu da koymak suretiyle yaptı bunu. Böylece o sadeleştirme bahanesi de ortadan kalkmış oldu. Ve böylece herkesin Risale-i Nur'u basabilmesinin önünü açmış olduk. Yani 666 gün bir sıkıntı yaşandı. Evet. Ondan sonra ama peki Kazım Bey, şu anda Diyanet Risale-i Nur'u basıyor mu? Şu anda basmıyor ve bunu duyuran da enteresan bir şekilde Ahmet Akgündüz oldu. Ahmet Akgündüz ki bu süreçte Yeni Asya'nın tavrını çok eleştirenlerden biriydi o. Ama sonra bu Diyanet'in eser basımını durdurduğunu, çünkü iktidardan ona o yönde talimat gittiğini açıklayan o oldu. Hatta işte kütüphanelere konulduysa kaldırılsın, toplantılarda Risale-i Nur'dan bahsedilmesin talimatlarının da verildiğini gene duyuran o oldu. Ben camilerin kütüphanelerini hiç görmedim. Tek tük gören arkadaşlar söylüyorlar ama. Evet, çok yani o fuarlarda filan da çok görünür şekilde zannediyorum teşhir edildiğini de pek. Evet, görmedik. Aslında şöyle bir süreç, hani Üstad Hazretleri malum ömrü hapishanelerde, mahkemelerde geçmiş. Hatta rahmetli Bekir abinin hatıralarında var. Yani o mahkeme safahatını Risale-i Nur'un bir ilan yeri olarak görüyorlar. Ondan sonra sanki bu süreçte de işte tabii yasaklanması yanlış bir şey, onu biz şey yapmıyoruz ama fakat işte bu gündeme gelmesi Risale-i Nur'un ve arkasından da işte muhalif olarak gördüğümüz bir partinin, yani CHP'nin bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi ve Oktay Ekşi gibi birisinin o meseleyle ilgilenip taraf olması, sanki bu da bir ilanat diyebilir miyiz yani böyle? Muhakkak tabii ki evet. Yani netice itibariyle Risale-i Nur gündeme geliyor ve Risale-i Nur hukukunu hiç beklemediğimiz çok sürpriz, şaşırtıcı isimler savunabiliyor. Evet. Bunları yaşadık. Evet.